yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca Bu Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders hoş geldiniz. Çemberde açıya devam ediyoruz. Geliştirici test 2'yi çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Şekildeki çemberler E ve F noktalarında kesişmektedir. ABCD dörtgeninde de D açısı 84 derece olduğuna göre X açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şu E noktasıyla F noktasını birleştirirsek. Şimdi A, D, E, F bir dörtgen. Karşılıklı arkadaşlar bunlar birbirlerini 180 dereceye tamamlayacaklar. O yüzden buradaki açımıza 96 derece kalacaktır. Şimdi doğrusal olduğundan dolayı şuradaki açımız tekrar arkadaşlar 84 derece olur. Yine aynı şekilde E, C, B, F dörtgeninde bunlar çevre açılar arkadaşlar. Birbirini 180 dereceye tamamlayacağından dolayı buradaki açımıza da tekrar 96 derece kalır. O yüzden doğacağımız deniz seçeneği olur. İkinci sorumuz arkadaşlar. Şekildeki iki çember T noktasında işten teğettir CT uzunluğuyla AT uzunluğu birbirine eşit. 36 derecelik bir açımız var. X açısı karşıyacıdır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar üçgende tepe açısı 36 olan ikizkenar üçgenimiz var. Geriye 144 derece kalacak. Şuradaki açılarımız 72 derece olarak bulunmuş olur. Şimdi şuradaki açımız 72 ise arkadaşlar çevre açı burası. Şuradaki yayın ölçüsü 2 katı yani 144 ol olacaktır. Teyit kiriş açı olduğundan dolayı şuradaki açımız da arkadaşlar görmüş olduğu yayın yarısına eşit olacak. Burası da 72 olarak bulunur. Toplarsak arkadaşlar burası doğrusal olacaktır. 36 artı 72 artı x'in toplamı bize 180'i verecektir. X de buradan 72 derece olarak bulunur. Doğru yanıtımız denizdir. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Şekildeki çemberde C açımız 32 derece. AFE açısı 48 derece olduğuna göre X açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşittir. O yüzden şuradaki açımız da X derece olacaktır. Aynı yayı gördüklerinden dolayı. Şimdi kural giriyor arkadaşlar. Şimdi onu şuraya çizelim isterseniz. Kuralı bir hatırlatalım. Üçgende açılar konusunda arkadaşlar. Şu 3 açının toplamı arkadaşlar. Şu 3 açının toplamı şuradaki açıya eşit olacak. O yüzden biz de x ile x'i toplayacağız ve buna 32 eklediğimiz zaman 48 eşit olacak. 32 artı 2 tane x eşittir 48 ise 2 tane x eşittir 16 olacak. x de buradan 8 olarak bulunacaktır. Doğru yanıtımız şıkkı olur son sorumuz arkadaşlar. Şekildeki çemberde iki tane açımız verilmiş, 58 ve 32 derece. X açısı karşı diye soruyor. Şimdi şu D noktası ile C noktasını birleştirirsek arkadaşlar ve şuradaki DE yayının ölçüsü 2 alfa olsun ve şuradaki EC yayının ölçüsü de 2 beta eşit. Şimdi X çevre açı olduğundan dolayı görmüş olduğu yayın yarısını işte olacak. Burası alfa artı beta. Şimdi bir de 2 beta arkadaşlar görmüş olduğu şu çevreçinin 2 katı olduğundan dolayı burası yarısı yani beta eşit. Şu c açısı da 2 alfanın yarısı alfa eşit olacaktır. Şimdi d c f üçgeninde 2 iç açı bir dış açı eşit olacağından dolayı şurada alfa ile 32'nin toplamı şuradaki pardon alfa değil orası beta olacaktı. Beta ile 32'nin toplamına eşit olacak. Şurası beta artı 32. Şimdi A, C, B iç açılar toplamı 180 olacağından dolayı arkadaşlar. 58 ile 32'nin toplamı 90. Artı 2 tane alfa, 2 tane beta açımız var. Ve bunların toplamı 180 olacaktı. 2 alfa artı 2 beta'ya 90 kalacak. Bunu 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman alfa artı beta 45 olacaktır. Alfa artı 45, beta 45 ise x'in değeri de 45 olarak bulunur. Doğru yanıtımız Bursa seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son sorumuzdu. Diğer çember videomuzda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.